Hello! Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Seboş'unuz geldi, gündem yoğun. Hemen hazırsanız alınsın çaylar, kahveler. Geçilsin ekranın karşısına bakalım Seboşlu hasbelde neler konuşacağız. Bir kez daha diyeceğim. Dedim mi demedim mi şimdi ben? Ben dedim mi demedim mi? Yani evliya gibi kadınım vallahi. Ne dediysem çıkıyor ve de sıcağı sıcağına çıkıyor. Biliyorsunuz ben bir haftadır konuşmuyorum Dilan Polat'ı ki... Ee, gündemde her gün konuşulmasına rağmen bir ara vermiştim çünkü sıkıldık kabak tadı verdi benim izleyicim de sıkıldı diye ama bugün yer yerinden oynuyor artık susamayacağız ve ben bundan 3-5-6-7 neyse videolar öncesinde ne demiştim başına gelecek var bu kadının kuduranın başına Allah veriyor yapma dilan etme dilan çok da öğüt de vermedim bak ben senin bir ablan olarak ne dedim o magazin programına çıktığında seni çöp gibi öğütürler dedim çöp gibi öğüttüler. O gün canım cicim deyip ay o kaç para ay bu kaç para ayakkabı ne kadardı elbise ne kadardı kombine ne verdin ay ne kadar harcıyorsun 300 bin 500 bin konuşturdular seni konuşturdular. Sonra işte geldiğin nokta bu. Bugün de hakkında işte Masak şöyle açıkladı. 500 milyon işte bilmem şu var bu var derken yani Sevoş bir kez daha haklı çıktı. Senin ne danışmana ne o salak avukatlara ne de e Bir başkasına ihtiyacım vardı. Benim gibi öngörüsü yüksek bir kadına dinleseydim belki de bu olanlar başına gelmeyecekti. Ama bunlar da belalı canım bakar mısınız? Silahlar patlıyor. Bir gün Banu bilmem neyin e, yeri kurşunlanıyor. Bugün de bunların e, güya yeri kurşunlanmış ama kendilerinin yaptırdıklarından da şüpheleniliyor iddialar o yönde. Ay kimler kimler konuşmuyor ki? Bakın e, Oğuzhan Uğur konuştu. Feyza Altun'un iddiaları hele ürkütücü boyutlardaydı. Hazırsanız Dilan Polat dosyasını açıyoruz. Enine, boyunu, ıncığını, cıncığını konuşuyoruz. Çünkü bu raddeye bile isteye kendisi getirdi. Tüm ikaz ve uyarılara rağmen o ne zannetti? Ay işte beni konuşuyorlar, beni kıskanıyorlar, beni çekemiyorlar. Öyleydi de böyleydi de aslında e, toplumsal bir vaka. En çok da neye kızıyorum biliyor musunuz? Ee, bu kadar kirli işlere bulaşmış insanların toplumda bir karşılığı var. 7-8 milyon kişi e e takip ediyor. Kendisi de hava atıyordu. Ay benim storylerimi 3 milyon kişi izliyor. Ben onlara bilmem şöyle yapar mıyım? Ben cevap verir miyim? Öyle miyim? Böyle miyim? diye havalar atıyordu. Seboş da o zamanlarda ne demişti? Demişti ki güvenme güzelliğine bir sivilce, güvenme malına bir kıvılcım. Ee, devam edeceğiz o zaman atasözlerinden. Eskiler ne söylediyse bunlar tecrübeyle sabit. Spiritüel danışmanlar bu kelimeleri kullanmayın deseler de hayatım çok laf, yalansız, çok mal, haramsız olmaz. Lafı bir kez daha doğru çıktı. İddialara bakarsanız yüz milyonlarca liralık şaibeli işlem varmış. Dilan Polat ve en, eşi Engin Polat'ın masak tek tek açıklamış. Ve bu durum korkunç bir şey. Yani illegal işlere bulaşmak ki bazı e, güzellik uzmanları dedi ki bizim sektörde bu kadar büyük paralar yok. Ferrariler, merrariler, jipler, mipler yani biz öyle büyük paralar kazanmıyoruz diye açıklamaları vardı. Kara para iddiaları ya da kaynağı açılamayan para iddiaları gerçekten ispatlanamazsa, üzerindeki ithamları kaldıramazlarsa, mantıklı cevaplar veremezse bugün konuşuluyordu. Masak vergi dairesine de benzemez mallarına el koyar savcıları göreve davet eder diye. O zaman sizi e, kirli ağlarınız oldu. O e, siyasiler bile koruyamaz çünkü olay kamuoyuna yansıdı. Bu saatten sonra öyle hani ben işte yaptım oldu bitti gibi açıklamalarla buradan geri dönüş olmaz. Feyza Altun ise e, bugün sosyal medyasından öyle şeyler paylaşıldı ki Dilan Polat'ın konuşursan ilaç alıp intihar ederim diye duygusal baskı altına almaya çalıştığını söylüyor e, Feyza Altun. Korkunç bir şey ki psikolojisi de çok yerinde değil biliyorsunuz Dilan Polat'ında Allah korusun iddialar o yönde ki iddia diyoruz bakın intihara bile teşebbüs ettiği söyleniyor. Sus bus, hakkında bu kadar itam e, itham varken mekanı kurşunlanırken her şeye cevap veren Dilan Polat sus bus. Anlaşılan o ki gemi batıyor anlaşılan o ki yavaş yavaş istemesek de o beklenen sona doğru Gidiyorlar. Ben kimsenin kötülüğünü istemem. Ben Dilan Polat'a karşı ne diyorum ben? Ne ötürüm? Ne sempati diyorum? Ne de e, kötü bir şey hissediyorum. İlginç olan bir şey daha var arkadaşlar. O kadar can, huraç demediğini bırakmayan Seyhan Soylu da bugün tık yok. Cevap yok. Masak el attı işte. Bütün e, bu kadar iddialara, konuşmalara Demek ki bir suspayı aldı mı odaki bu kadar olaydan sonra konuşmuyor bile. Artık konuşan kişiler farklı. Demek ki tepelerini üşüşen kişiler farklı. Bilal Özbilge'nin Bilal Özcan'ın çok enteresan bir açıklaması oldu programında. O Yunanistan'daki mafya çatışmasında ölen 6 kişi vardı ya ta oralara kadar uzanıyor bunların kolları diye açıklamaları var. Ürkütücü, çirkin mafya bağlantıları yetmez. Ee, kullandıkları kozmetik malzemelerinin e, sağlıksız olduğu ve fason olduğu, merdiven altı olduğu gibi iddialar ay yuka çıkmışken o altın tozlarıyla kahve içen, e, eşinin davulcuların üzerine para atan kuaför salonlarında euroları masalara dizenlerin işte akıbeti şu anda e, edindikleri servete el konulacak duruma kadar geldiler. O yüzden Allah güç verir ama kimse kontrol edemeyeceği, taşıyamayacağı, taşıyamadılar. Hani bir de kendilerini açıklamaya çalıştılar ya, biz aileden zenginiz, annemiz, babamız bizim şöyleydi, evimizde bu vardı, o vardı. Vallahi e, köklü zenginlerin hiçbirisi kendini bu şekilde ifade etmeye çalışmazlar. Bir yandan da enteresan bir ego ile karışık böyle bir kompleks de vardı onlarda. Bakın Feyza Altun bu intihar ile ilgili nasıl bir paylaşıda bulunmuş. Bugün ee, konuşmaya devam edersem ilaç içerek video çekeceğini ve ölümden, e, ölümünden beni sorumlu tutacağını söyleyen şahsın 112 ihbar ettim. 8 tane polis, polis memuru ile konuştum. Kimsenin ölümünden falan sorumlu değilim. Yaptığınız psikolojik şiddettir. Hepsi kayıtlı diye paylaşılarda bulunuyor ve devam ediyor. Bugün ee, içeriğinde burada açıklayamayacağım telefon görüşmeleri yaptım Tarafıma ulaşıldı Bu görüşmeleri can güvenliğim açısından kayıt altına aldım Yani kendi e, çok e, vahim iddialarda bulunduğu için O taraftan dolayı e, zannedersem tehdide maruz kalıyor ki Can güvenliğiyle ilgili e, bir takım korkulara endişeler olacak ki Bakın ne diye devam etmiş İlgili yerlere ve kişilere kaydetmeleri için arşivlettirdim kalitesiz ürünler satıyorlar. Bunlar nerede üretiliyor diye çıktığım yol beni dipsiz bir kuyuya götürdü. Beni tedirgin eden sözler duydum. Bunlar kayıt altındadır. Sandığınızdan da daha büyük, çok büyük diyor. Yani ben ne dedim, dedim mi demedim mi? Bunlar buzdağının görünen küçük bir parçası diye. Dedim mi? Demedim mi? Ben demedim mi? Sevoşunuz her şeyi daha kimseler söylemezken en başında demedim arkadaşlar. Burada ben söyledim bunları. Ama tabii ki beni e, ne kadar ciddiye alırlar. Tavsiyelerde de bulundum. Ama e, pek bir karşılık kimse tarafından olmadı. Ve Feyza Altun diyor ki Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında e, tazdik hapis cezası istemiş. Ya bunlar bir de bu kadının açıklamalarından dolayı hapis cezası istemiş, gülücükler koymuş. Daha karar kesinleşmeden bu talepte bulunamayacaklarını bile bilmeyen bir avukat var. Ayrıca karar küçük düşürücü beyanda bulunma diyor. Hangi beyan küçük düşürücüymüş? İsteyen istediği avukata e, avukat bey e, bu tweetimi de ek yap ama konuyu öğren demiş Dilan Polatın avukatına Peki Dilan Polatın benle telefonda konuşmak istemesini Engin Polatın bana mesaj atmasına ne yapacağız kardeşim hem iletişim kurma diye karar alıyorsunuz Hem benimle konuşmaya çalışıyorsunuz Hayırdır diyor yani hem beni susturmaya çalışıyorsunuz hem de benimle iletişime geçmeye çalışıyorsunuz diyor. Yayınla yayın mı diye soru işaretleri vermiş ve diyor ki şu Polatlar kendilerine bir düzgün avukat tutsun be kardeşim. Bir düzgün hukuki danışmanlık alın. Vallahi ben bezdim sizin hukuki cehaletinizden. Cahil olmasalar 100 milyona 7 milyon vergi veriyoruz derler mi ekranda? Yani %7 mi ülkemizde vergi oranı? Yani şimdi bakın İnsanlar çok para kazanabilirler, çok kişi yanlarında çalıştırabilirler. E, e, ne bileyim işte ülke ekonomisine katkıda bulunuyor olabilirler. Ama bu onların fitursuzca fütursuzca servetlerini sergileyip bunun üzerinden şov yapmalarını gerektirmez. Bu durum onların şımarmalarını gerektirmez. Bu durum edinilen mallarıyla hava attırmalarını, hava atmalarını, terro, merro azıcık da bu toplumda ne bileyim sıkıntı çekenler var deyip de bir adım geride durmayı bilmeyenleri bu toplum böyle işte peşini bırakmaz. Bu olaylar bu raddeye gelir. Ben ne dedim çöp gibi ötüp atar sistem demedim mi? Dedim mi demedim mi dedim ama diyorum ya sakalım yok ki lafım dinlenilsin. Feza Altun'un açıklamaları çok ilginç yani gerçekten şimdi eğer bu masak bunları e, ispa, yani bu belgeleri bir şekilde savcılara e, ulaştırırsa mallarına tedbir hatta ee, el bile konulabilir bir şekilde bu diye geldi. Bakın Oğuzhan Uğur da e, Dilan Polat hakkında konuşmamak için epey direndim diyor. Yani görüyordum ama kendisini tanımadığım için yani bu konulara da mesafeli olduğum için e, mesafeliydim diyor. Ama ilk <laughs> ilk sezonun finali erken gelmiş diyor. Yani. Finale yaklaşmışlar diyor onlar için. Yorumu bu şekilde Oğuzhan Uğur Masak tarafından haklarında rapor hazırlanan ve şaibeli para işlemleriyle gündemde olan Dilan Polat hakkında konuştu. Final erken gelmiş dedi. Yani... Ve devam etti. ikinci sezonu merak ediyorum dedi. Yani Oğuzhan enteresan açıklamaları var. Diyor ki söz konusu haber sosyal medyaya gündem olurken Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur da konuya ilişkin paylaşım geldi. Ay her yerde konuşuluyordu kadın ana haber bültenlerinden tut magazin sayfalarına sosyal medyaya tüm mecralarda konuşulurken ben artık e, bir ara vermiştim. Ama bugün gündemi değerlendiren Seboşunuz pas geçse gerçekten doğru olmazdı. Avukat Feyza Altun'un paylaşımlarını alıntılayan Uğur şu ifadeleri kullanmış. Hiç yorum yapmadım bu olayla ilgili yorum yapacak kadar takip etmedim ama nereye kaçsam önüme düştü. Dizi izler gibi izledim. Güzel dizi de olur, ancak ilk sezon finali erken gelmiş. Niye yalan söyleyeyim? Bu final yüzünden ikinci sezona aşırı yükseliyorum demiş e, Dilan Polat yorumu. Oğuzhan Uğur'un bu şekilde e, ben dememiş miydim? Dizi film gibi kadının hayatını bıraktık yani yanındaki yardımcıların hayatını bile insanların takip ettiği bir seviyeye geldi. Yani o zaman da söyledim e, kötü bir kriz yönetimleri oldu. Çünkü işte bakın bir takım şeyler altı dolu olmadığı zaman tepe taklak geliyorlar. Yani hani bir şey gerçekte saklanamıyor. Çıktı o öyle bir avukatı niye sen bir magazin sayfasına ya da ne magazin programına gönderiyorsun. Neyine güvendiğinde kendini ifade etmek için magazin masasına gönderdin onları. İş sarpa sardıkça sardı sardı ve bu duruma geldi. Ben Dilan Polat'tan endişeliyim. Çünkü bu, tüm bu söylentileri, tüm bu e, iddiaları kaldırabilecek psikolojide bir kadın da değil. Yazık üzülüyorum. çocukları var. Hayatta her şey insanlar için. Umarım atlatırlar. Umarım bu çalkantılı süreci... E, Bilemiyorum ne şekilde atlatırlar ama eğer illegal işlere, karanlık işlere bulaşmadılarsa bir şekilde cezasını ödeyip atlatırlar diye düşünüyorum. Bu kurşunlattırma, bu o, 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 mafyatik olaylar işinde tuzu biberi yani kaos içinde kaos var arkadaşlar. Hadi şimdi Dilan Pulat dosyasını kapatmadan önce son sözüm şu olsun. Peki toplum bu şekilde... Ne bileyim illegal işlere bulaşmış ya da ne bileyim özenti ya da ne bileyim görgüsüzlük sergileyen insanlara neden bu kadar rağbet ediyor? Neden daha eğitici, öğretici, daha doğru işler bu kadar talep görmüyor da böyle fantastik olaylara, böyle ne bileyim kendini mi buluyor toplum acaba? Bu kadar çok rağbet ediyor. Bu kadar çok izliyor. Bu kadar çok onların daha fazla kazanmasına müsemma ediyor. Düşünsenize yani gidiyor kadının ürünlerini kullanabiliyor. Yani bunu Sağlık Bakanlığı'nın binlerce kez denetleme, denetlemesi gerekmiyor mu? Bunların merdiven altı ise zararları var ise çünkü Feyza Altun'un açıklamaları bu yönde daha neler var neler diyor. Yani demek ki kadını susturmaya çalışıyorlar. Konuşsa başı belaya girecek kirli bağlantıları olduğu doğrultusunda iddialar. Evet ay daha herhalde çok konuşulur ama ben kafamak istiyorum bu dosyayı. Neden kafamak istiyorum? Söylediğim her şeyi tamamladığımı düşünüyorum. Haksız mıyım? Gerçekten en başından beri ne dedim? Güvenme güzelliğine, güvenme malına, egoya düşme, yapma, etme, şımarma, kimler, kimler bitti, tükendi diye ta yolun en başındayken söylemiştim. Ama dediğim gibi e, ben söyledim, ben dinledim. Hemen geçiyoruz yine diğer farklı bir konumuza. Seren Serengil'e geçiyorum arkadaşlar. Oturdum bugün programını izledim. İzleyenleriniz var mı? Seren acil yardım attığını. İlk konu çok bana e, bakın e, iyi niyetle yapılmış her şeyi desteklerim ben. İsterse sevmedim ya da benimsemediğim birileri bile olsa. Seren Serengil'i çok eleştirdik. Çok kızdığımız, çok sevmediğimiz yönleri olabilir. Ama bir tane sıkıntıdaki insana bile yardım edebilecekse ne ala kutlarız. Bakın kızması gereken yerde kızar, kutlaması gereken yerde kutlarız. Ama bu iş başarılı olmaz. Çünkü bugününkü e, programın gene kurtarıcısı Deniz Uğur olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamuoyunu ve gündemi çok meşgul etmişti. Deniz Uğur, Reha Muhtar olayı. Ona dair konuşmalar evet oturdu. Defalarca kez Deniz Uğur'dan özür dileyerek e, Deniz Uğur'un, çocukların, Reha Muhtar'ın olayını konuştular. Ama onun öncesindeki kadınla yaptıkları programda çok eksikler, çok e, yalnız kalmıştı. Çünkü bir ön çalışmalarının olmadığını düşünüyorum. Çünkü kızla konuşurken tek taraflı da yayın yapmamaları açısından önemli. Tarafların her iki tarafında dinleme, tek taraflı programlar iş görmez. Maalesef eğer ki insanların ilgisini çekmek istiyorlarsa işleyecekleri konularda iki taraf veya taraf varsa tarafların iki tarafıyla da görüşülmeli diye düşünüyorum. Yani bu biraz geniş kapsamlı iş. Büyük televizyonlar bile bunun üstesinden zor geliyor ki bir YouTube programı hem bütçe hem ekonomik hem de e, teknik, donanım, ekipman, e, eleman açısından bu kadar yeterli mi bu işi kıvıracak kadar? Pek sanmıyorum. Bence e, belki bunu birazcık e, magazine, birazcık daha e, ne bileyim e, ünlü insanlarla röportaja doğru çevirirse e, takipçi toplayabilir. Belki bir sinerji yaratabilir. Ama sadece böyle ikinci sayfa haberleri üzerinden yardım edeceğim, öyle yapacağım, böyle yapacağım diye yola çıkarsa uzun soluklu bir program onun için Olmaz diye düşünüyorum. Ben bakın gene e, kişisel olarak aslında e, programını izlemiş biri olarak bir fikirde bulunuyorum. Eğer beni dinlerse, eğer beni bana kulak asarsa öngörülerim çıkıyor benim kardeşim. Hangi konuda ne söylediysem çıktı. Çok Kudura'nın başına Allah verir dedim, verdi. Kimler kimler için, Deniz Akkaya'lar için söyledim, e, artı için söyledim. Ee, bu şer ittifakının gelmez şimdi o kadının adı. Onun için kim için ne söylediysem layığını ve sonucunu bulmadılar mı? Buldular. Seren eğer tekrar toparla, toparlanmak istiyor ise e, bence programını hareket kazandırmak zorunda böyle sohbet eder tadında işte oranı yaptıracağım, buranı yaptıracağım öyle yapacağım, böyle yapacağım diyerek e, insanların ilgisini toplayabileceğini zannetmiyorum. Eee İki taraflı konuğunun işte kimse mağdur olan veya karşı taraf iki tarafla da görüşmelerini yayınlayıp onun üzerinden ne bileyim böyle hani YouTube biraz farklı işleyen bir mekanizma. Büyük stüdyolarda dönen bir şey değil. Televizyonda büyük stüdyolarda bu işler yaptığı için birazcık e, aksiyon, atra atraksiyon alabiliyorlar. Yani biraz işi seren seren gelin zor diyorum. Beni dinlerse e, yine böyle ünlü isimlerle röportaj havasında giderse belki etkileşim sağlayabilir. Ha bu arada Deniz Uğur'un samimi itirafları vardı. Yani ben Reham e, Muhtar kötülüğünü istemiyorum diyor. Yani tedavi olursa diyor tabii ki diyor çocuklarıyla görüşebilir. Yani kabul etmiyor diyor rahatsızlığı olduğunu ama bir rahatsızlığı olduğu kesin. E, zaman içerisinde de bu büyüdü diyor. E, kabullenmek istemese de bir rahatsızlığı var ve bu çocuklara zarar verebilir diyor. Defalarca Kesteren Serengil özür diledi. Ben dedi ee, rehabeyi çok sevdiğim için Çocuklarla e, senin onları ayırmayı düşüneceğini Zaten bırakıp gittiğin falan gibi Yani izlemek isteyenler aslında e, kendilerini güzel ifade ettiler Sadece Deniz Uğurlu olan bölümünü beğendim Önceki bölümünü Seren Serengil'in ilk konuyla ilgili bölümünü Pek de beğenerek izlediğimi söyleyemem Bu arada Seren Serengil'i fresh gördüm e, Saç rengi ona çok yakışmış Yine de yine de başarılar diliyorum. Yola çıkan her kim olursa olsun yaptığı işte başarılar dilerim. İyi niyetlerle birilerine de yardımcı olmaya vesile olmaya çalışıyorlar. O yüzden de anlamlı buluyorum Seren Serengil'in programını. Başarılar diliyorum ama şans e, vermiyorum. Hemen geçiyoruz. Ay aldı mıydınız çayınızı kahvenizi ayol? Ne hızlı konuştu Sevaşınız. Hemen bir kahve. Yine bakın dedim mi demelim mi diyeceğim. Bakın dur. Bir konu daha var. Sonunda yine ben haklı çıkacağım. Mehmet Ali'nin bu kızla uzun soluklu bir ilişkisi olamaz. Yeni çıtır sevgilisinden bahsediyorum. Mehmet Ali'nin çıtır sevgilisi ekranlara artık e, ister istilmez sıradan bir kadına mikrofonlar uzatılmaya başlayınca kendilerini bir şey zannediyorlar. Şımarık şımarık konuştu. Yaşının ve toyluğuna veriyorum. Yok işte yatakta 3 saat geçiriyoruz da eğleniyoruz da ben ona su istiyor. Ne kadar saçma sapan detaylarda boğuluyor kadın. Yani bu bir evlilik için gerekli ya da bir ilişki için gerekli doneler mi? Cahil cahil ortaokul e, müsamere çocuklarının muhabbetine dönderdi. Kaç yaşında adam? Yani çok enteresan geliyor. Neymiş? o Ondan su istiyormuş da o da ona ilaçlarını veriyormuş da eğleniyoruz da işte gülüyoruz, eğleniyoruz da e, yatakta 3 saat geçiriyoruz da cahil cahil konuşmalar. Ya yani çok komik bir konuşmalar. Ben e, eğer ki bu kişiyle ilişki yaşayacaksa ve sürdürecekse ne Medali'nin acilen bu kıza e, muhabirlere ya da basına konuşma yasağı getirmesi lazım. Konuştukça batacaklar. Yani zaten bir saygınlığın kalmadığını düşünüyorum. Toplumda bir karşılığın kalmadığını düşünüyorum. O şimdi e, televizyonda yer bulamadığı için onun da birazcık bunalımını yaşıyor ve TikTok'ta idare etmeye çalışıyor. Ama televizyonda yer bulabilmen için toplumda bir karşılığının olması lazım. Bu kadar antipati üzerine toplayarak yola devam edemezsin ki o kız da topuklayacak. Ondan sonra Sevaş burada diyecek ki dedim mi demedim mi diye. Bir sene vermemiştim şey Şeyma başına, değil mi? Gerçi bu kelimeyi artık espri olsun diye kullanıyorum yani. Neticede ben YouTube programcısıyım. Arada bir komiklik olsun diye bazı şeyleri kullanabilirim ama hani bu bir narsistik ya da ben en iyiyim demek anlamında söylemiyorum. Gır, gır olsun diye söylüyorum. Bu konuda da yine dedim mi, demedim mi sebaşınız diyecek. Bu kız topuklayacak ve Mehmet Ali kullanıldığıyla tekrar kalacak arkadaşlar. Çünkü bir yerden sonra bu kız istekleri ve talepleri olacak Mehmet Ali'den. Ben onu onun gözlerinde görüyorum. Dünyaca ünlü Gigi Hadit e, sessizliğini bozmuş biliyorsunuz. Yanı başımızda bir savaş süreci var ve. Filistinlilerin mücadelesine karşı derin bir empati ve üzüntü duyuyorum. Filistinliler için umutlar ve hayallerim olsa da bunların hiçbirinde tek Yahudinin bile zarar görmesini içermiyor. Düşüncelerim bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çocuk çoğu çocuk olmak üzere masum canların alındığını herkesle birlikte Yahudi dostlarıma da şunu açıkça belirtmeliyim. Sorumluluğunu hissediyorum. Filistinler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri Yahudilerin zarar içermesini istememekten geçiyor demiş. Masum insanlar terörize etmek özür Filistin özgür Filistin hareketiyle uyumlu değildir ve ona hiçbir fayda sağlamaz. Evet bakın bu terör eyleminin masum insanların öldürülmesinin Filistin'e bir faydası oldu mu? Olduğunu düşünüyorlar mı acaba? Hadi diyelim demir kubbeyi deldiniz falan. Orasını geçtim. Bir takım eylemlerde bulunabilirsiniz. Ama konser basmak, kadınları kaçırmak, onların ekmeğine tereyağı sürdüğünü düşünüyorum. Çünkü kamuoyunu derinden, kamuoyundaki algı çok kötüydü. Bütün Avrupa o yüzden e, haklı bile olsa Filistinliler e, İsrail'in arkasında oldu. Algı her şey bazen saçma sapan e, radikal ne bileyim artık uyuşturucu mu kullanıyorlar e, e, saçma sapan insanların eylemleri koskoca Filistinli halkının haklı davasında onları haklıyken haksız durumuna düşürdü. Ben izliyorum ve korkunç dehşet içinde buluyorum. Çocuklar ölmesin, çocuklar masum onların hiçbir suçu yok. Ne e, Filistinli ne de İsrailli çocukların ölmesin diye Dua ediyorum. Savaş korkunç bir şey ve savaşa hayır diyoruz. Şiddet seviciler, biz de işin içine katmak isteyenler var ama Allah onlara geçit vermesin diyoruz. Hadi güzel haberlere geçelim o zaman. Ee, katıldığı programda yine ilginç açıklamalarda bulundu. Ee, Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı aynı zamanda müjdeler de verdi arkadaşlar. Yıl başında Beyaz Show'un yeniden ekranlara dönüp harika bir talk show'la program yapacağından bahsetti. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Biz de özledik Beyaz Öz, Beyazıt Öztürk'ü ve programını. Savaşınız da yıllar önce 2004 mü 2005 o civarlar tam hatırlayamıyorum. Ee, ben de e, albümümü ilk albümümü çıkardığım sene Beyaz'a konuk olmuştum. Benim olduğum dönemde Emre Altuğ, Haydar Dümen, ben sanırım biri daha vardı hatırlayamıyorum. Konuktuk. İlginç bir programdı, ilginç de anıydı. Daha önce bende DVD'si, CD'si vardı. Ben bu teknolojik konularda pek böyle üstüne düşmedim. Ee, bir ara YouTube'da da vardı ama biz e, kendimiz o dönemlerde yüklemiştik. Sonrasında ne olduysa, kaldırıldı herhalde, hesap kapanmış olabilir, bilmiyorum. Ee, keşke o görüntülere ulaşabilsem. Çok zayıf olduğum dönemler, böyle çok tutsan kırılacak kadar zayıf olduğum dönemlerde dönemlerdi. Ee, Okan'a da o dönemde konuk olmuştum ama beyazda çok eğlenceli ve keyifli geçmişti arkadaşlar. Kendi tarzının en iyilerinden olduğunu düşünüyorum. Komik de buluyorum Beyazıt Öztürk'ü. O kadar çok ünlüyü ve o kadar çok gündemdeki insanı ağırladı ki bir arşiv niteliğinde Beyaz aslında aynı zamanda. Güzellik e, kraliçelerini programına konuk aldı. Tutmuş dizilerin oyuncularını programına konuk aldı. Şarkıcıları konuk aldı. Skeçler, komediler her şey vardı. Özlemiştik ben ekranlarda böyle eğlenceli renkli programların olmasını gerçekten özledim ve gerekli olduğuna da düşünüyorum. Bıktık artık dizi 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 başlıyorlar her tarafta bir de birbirine benzeyen diziler. Özlemiştik iyi olacak diye düşünüyorum ve geçelim. Ee, dur bakayım yukarılarda mı kaldım ee, arkadaşlar hemen onu da bulayım da. Acun Ulucalı diyor ki haberimi bulayım okuduktan sonra devam etmek istiyorum. Diyor ki Acun Ulucalı. Bu da beyaz şovla ilgili açıklaması. Çok özür dileyerek sizden bir biraz zaman istiyorum. Çünkü birebir e, sözleriyle evet diyor ki Acun bu erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı? demiş. Hemen üzerine de yapıştırmış lafı Nagihan Karadere. Survivor'da e, istiyoruz bu sistemini Acun Bey. Sabahın köründe kaldırmayın bizi lütfen. Ben de hiç ama hiç sevmiyorum sabahın köründe kalkmayı diye. O da hemen jet hızında yanıt vermiş. Acuna katılmıyorum tabii ki. Erken kalkmak bir disiplin. Bir e, her işte bir de geç kalkmak diye bir şey olmaz. 12'den sonra kalkıp da esnaf dükkanını kaçta açacak, kaçta temizliğini yapacak. Ya da öğrencilerin artık belirli bir saati. Bakın e, ee, insan hayatında disiplin de e, zaman içinde edinilen bir şey. Sonradan edinilmez. Yan gelip yatarsan tembelliğe alışmak çok kolaydır. Bünye çabuk alışır tembelliğe. Rahata ve konfora. Önemli, önemli olan e, disiplinli hayata alışmak. Bir alıştın mı da o disiplini hayatında devam ettirirsin. Ay gündüzün bereketi gibi var mı? Erken kalkan insan erken yol alır, gün ışığını değerlendirir. Allah gündüzü çalışmak, geceyi de Dinlenmek ve uyumak için yaratmış. Ben öyle bakıyorum. Ha tabii ki e, saatin e, veya saat sınırlamasının gerekli olmadığı meslekler var. Onlar ne bileyim e, müzisyenler istediği saatte çalışabilir stüdyo kayıt ortamlarında veya ne bileyim e, bazı sektörler var. Yani gecesi gündüzü fark etmeyen. Ama ama esnafların 12-11'den 12'den sonra uyanan insanların bu işi yapabilme şansı var mı? Hadi esnafları geçtim. Hastaneler bekler mi? Acil yardım bekleyen yerler bekler mi? Çok yani gün ışığını değerlendirilmesi gereken meslekler var. Onlar bekler mi? Çiftçi gece mi ekecek? Yani değil mi sabahın köründe gidecek tarlasını ekecek biçecek. Yani birazcık sığ bir bakış açısı olmuş Acun'un söylediği. Acun belki de kendi perspektifinden sadece kendi etrafındaki çalışanlarının üzerinde böyle bir şeyi söylemeye çalıştığını düşünüyorum. Akıl var mantık var ya. Gündüz yapılan birçok iş var gün ışığına ihtiyaç olan. Duyulan işler var yani olur mu öyle şey ya? Üstelik de bunun bir insan üzerinde disiplin yarattığını da düşünüyorum. Çocukların erken kalkmayı öğrenmesi, erkenden okula gitmesi çok önemli gelişimleri açısından. Yoksa öyle istediğin saatte yat, istediğin saatte kalk bu boş vermiştik insana e, bir, bir bir sonra sonra tembelleşir. Ağaç yaşken yok çocuklar için çok önemli erken kalkmak. Hele de çocuklar için. Bırakın uykusuz kalsınlar. Uykusuz kalsınlar ki akşam erken yatmayı öğrensinler. Uykusuz kalsınlar ki hayatın zorluklarına mücadele etmeye, savaşmaya e, güç kazansınlar. Yani olur mu öyle 11'den sonra kalkacakmış, ne gerek varmış falanmış. Bir muhabir için gerek olmayabilir. Atıyorum. Değil mi? Bir muhabirin sabah 8'inde ne iş olabilir? Onu anlayabilirim. Veya gece çalışanlar için onu anlayabilirim. Adamın işi gecedir. Niye sabahın 8'inde kalksın? Ama istisnai durumların dışında e, insanların erken kalkması gerektiğine inananlardanım. Ben erken kalkıyor muyum? Erken kalkıp da yapacak bir işim olsa kalkarım. Ama bu demek değildir ki insanlar e, canının istediğinde kalksın. 11'de uyansın. işe de geç gitsin demek asla değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz Acun Ilıcalının bu sözlerine katılıyor musunuz? Tembelliği ...genişletir diye... Ee, ...düşünüyorum. Hemen şöyle bir tekrar konularıma bakayım. Arkadaşlar çünkü haberlerimi karışık verdim yine. Çünkü en ilginç olayları... ...önce sizlerle paylaşıp... ...sonra kalan haberlerim... ...aa güzel... ...Aslı Zen... ...ne güzel şarkıları var. E, gerçekten çok güzel besteleri var. Aynı zamanda yorumcu bir kimliği de var. O da hak ettiği yerlere... ...gelememiş. Oysaki güzel bir sese... ...üstelik besteleri var. Ve... İzmir'e yerleşti sınırlı insanın tanıdığı e, bir sanatçımız bir şarkıcımız evlenmiş İzmir'de evlenmiş şarkıcı e, bir buçuk senedir birlikte olduğu Mehmet Kan ile Kan Çelik ile nikah masasına oturmuş Allah mutlu etsin daha önceki denemelerinde istediğini bulamamıştı ama bu sefer inşallah evlilikte başarılı olur ona uzun soluklu bir evlilik diliyorum e, ne derler yuvasında mutluluklar diliyorum dedikten sonra hemen Hızlı hızlı a Aleyna Tilki. Çok da uzatmak istemiyorum. Videolar uzayıncası geç yükleniyor. Selzenişlerde bulunuyorsunuz. Aleyna Tilki'nin de mezarlık konusunda ilginç açıklamaları var. Bu kıza da enteresan geliyor bana. Yani bakın neler söylemiş. Başımıza bir şey gelebilir. Birini kaybedebiliriz. Bunların hepsi doğal şeyler. O yüzden ölümü anlayan bir tarafım var. Mezarlıkta vakit geçirmeyi çok sevdim. Çünkü beni sıfır noktasına götüren bir yer. Saçmalamış. Yani mezarlıkta sevilecek bir yer değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki hayatın gerçekliği, hayatın gerçekliği diye de mezarlıkta vakit geçirmekten keyif alan insan da Aleyna Tilki'yi gördüm. Birazcık o da kariyerinde artık bir durağan döneme girdiğini ve bu durağanlıktan dikkat çekmek için böyle absürt açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Çünkü gidip mezarlıktan fotoğraf çekilmeler falan dikkat çekmeye çalışıyor bu kadın gördüğüm kadarıyla. Ama yöntemi ve seçimleri yanlış. Demek ki bunlar da işte tek şarkılık mı? Aslında güzel sese sahip ama sahip olduğu şöhreti, tanınırlığı yönetemediğini düşünüyorum. O yetenek de önemli diye düşünüyorum. Doğru adımlar atmıyor, daha doğru şarkılar bulabilir. Bir vizyona sahip olsa gençliği elinde tutabilir. Çünkü kendi jenerasyonuna daha iyi şeyler sunabilir. Ama bunun yolu böyle abidik gubidik açıklamalardan, saçma sapan resimlerden geçmiyor diye düşünüyorum. Toparlanacaktır. Yaşı çok genç. Bu saçma sapan açıklamalardan da bir an önce vazgeçip o dudağını da öyle ördek gibi şişirmesini hiç algılayamıyorum. Dedikten sonra devam arkadaşlar yola. Biz bakalım daha kimler hakkında neler konuşacağız. Bir iki tane zannedersem yapmadığım haberim kaldı. Acaba kaç dakika oldu? Eee sürem var mı? Çünkü uzun sürdüğü zaman da yüklenemiyor maalesef arkadaşlar. Dedikten sonrası ne yapalım? Kalan haberlerimizi bir sonraki güne mi aktaralım? Evet. Bugün konularımız evet dikkat ettiyseniz Dilan Polat, Seren Serengil, Mehmet Ali kimleri kimleri konuşmadık ki arkadaşlar yoğun bir gündemdi. Yarın bakalım kimleri konuşacağız. Yarın ülkemiz Nasıl bir gündeme uyanacak? Bir sabah kalktık ki, wow dedik. Ne olmuş? İsrail ile Filistin yine birbirine düşmüş. Yarın sabah kalktığımızda neyle karşılaşacağız? Ki 14 Ekim'de sıkıntılı bir tutulma olduğu söyleniyor. 28 Ekim'de yani aynı ay içerisinde iki tane tutulma var. Yanılmıyorsam, Yanılıyorsa güneş tutulması mı, ay tutulması mı? O kadar vakıf değilim ben ee, astrolojiye. Öyle dinlerim arada bir denk geldiğinde astrolojik olayların üzerimizdeki etkisi de. Gerçekten muazzam, bazen hakikaten nokta atışı e, tespitlerde bulunuyorlar. Sizleri çok seviyorum. E beğendiyseniz patlatıyorsunuz kulağına bir tane like'ı şu programın. Sevaş'ınıza destek oluyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Kanalımıza katkınız olur. Sizlerle daha büyük bir aile oluruz. Yarın görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın. Kucak dolusu sevgiler.